Size bir diziye ait sayılar versem ve bu dizinin toplam 30 terimden oluştuğunu söylesem, bu dizinin 19. ve 23. terimlerini bulabilir misiniz? Bunu kesin olarak bulmanın bir yolu dizinin tamamını yazmaktır. 30 terimin tamamını yazarsınız ve size sorulan terimleri görürsünüz, bulursunuz. Peki dizinin tamamını nasıl yazacağız? Terimler arasında bir örüntü olduğu dikkatinizi çekmiştir. İlk iki terim arasındaki fark artı 3. Bunlar arasındaki fark da artı 3, artı 3, artı 3 diye gidiyor. Dizinin kalan terimleri, kalan terimleri arasındaki farkın da artı 3 olacağını bu örüntüden anlayabiliyoruz. Bu farkı değiştirmeden bir sonraki terimi yazarak ilerleyebiliriz ve 30. terime ulaşabiliriz. Ardından da 19. terim ve 23. terim neymiş, kimlermiş kolayca görebiliriz. Bu yöntemi kullanıp doğru yanıta ulaşmanız kesindir, garantidir. Dizde yalnızca 30 terim olduğu için fazla vaktinizi de almaz. Ama dizide 3000 terim olsaydı ve sizden 1900. 1900. 900. terimi bulmanızı istenseydi çok daha zor olacağını, en azından çok sıkıcı olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu sorunun yanıtına ulaşmanın akıllıca bir yolunu bulmalıyız. Dikkatimizi çeken ilk şey ardışık terimler arasındaki farkın sabit olması. Böyle dizilere aritmetik dizi denir ve dizdeki sayılar bu kurala uymak zorundadır. Ardışık terimler arasındaki fark sabit. Elimizdeki bu bilgiyle neler yapabiliriz gelin bir bakalım. İlk terim 4. 7'ye nasıl ulaşacağız bir bakalım. 7, 4 artı terimler arasındaki farktır. 7 eşittir. 4 artı terimler arasındaki fark. Yani 3. 4 ile 7 arasındaki fark artı 3. Peki 10'a nasıl ulaşacağız? 10, 7 artı 3'tür. Bir başka deyişle, bir başka bakış açısıyla 4 artı terimler arasındaki farkın 2 katı. Yani 4 artı 3 artı 3. Peki 13'ü nasıl yazacağız? Örüntüyü anladınız. Şablonu anladınız. 4 artı terimler arasındaki farkın 3 katı. Yani 4 artı 3 artı 3 artı 3. Burada şu çok önemli, terimler arasındaki fark sabit. Zaten örüntümüzü örüntü yapan şey de bu. Terimler arasındaki fark olan 3 hiç değişmiyor. Bu şekilde yazdıktan sonra, yani örüntüyü gördükten sonra şöyle yazabiliriz. Birinci terim 4, ikinci terime ulaşmak için bir fark ilerledim, bir adet fark kadar ilerledim, yani 3 üç ilerledim. Üçüncü terime ulaşmak için iki adet fark kadar ilerledim, yani 2 adet 3 ilerledim. Dördüncü terime ulaşmak için 3 adet fark kadar ilerledim. Yani 3 tane 3 ilerledim. Peki, bu örüntüyü gördükten sonra şu soruyu sorabiliriz. Kaçıncı terimi öğrenmek istiyoruz? Kaçıncı terimi istiyoruz? Soruda bizden kaçıncı terimi istiyorlar? Artık kaçıncı terim istenilirse istensin yanıt verebiliriz. 19. terim mi? Çok kolay. 4 artı kaç olacak? 4. terim için 3 adet, 3. terim için de 2 adet fark kadar ilerlemiştik. O halde 19. terim için 18 tane, 18 adet fark kadar ilerleyeceğiz. 18 tane 3, 18 adet 3. Şimdi buraya 4 artı 3 artı 3 artı 3 artı 3 nokta 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 18 adet 3 yazmalıydım. Bunun yerine parantez içinde 18 ve 3 yazdım. Çünkü burada o kadar yerimiz yok. 19. terimi bulacağımız formül bu. 18 adet 3, 18 çarpı 3, 54 eder. 4 ile toplayınca da 58. 19. terim 58'miş. Peki 23. terim ne? 23. terim eşittir 4 artı 22 adet 3, 22 tane 3. 4'ten başlayıp 22 adet, 22 tane 3 eklersek 23. terime ulaşırız. Çünkü 1 adet 3 eklersek 2. terime, 2 adet 3 eklersek 3. terime gidiyoruz. Örüntümüz buydu. Peki acaba bu sayı nedir? 66 artı 4, 70 eder. 23. terim 70'miş. Böyle devam edebiliriz. Dilediğimiz terimi, istediğimiz terimi kolaylıkla bulabiliriz n'inci terimi bulmak istersek nasıl yazarız? Eşittir. İlk terim, dikkat etmişsinizdir, dikkatinizi çekmiştir. Bu dizimize özgü olarak bu yazdığımız 4, bu dizinin ilk terimi. Bir dizinin ilk terimini genel olarak a ile veya a1 ile gösteririz. Artı, terimler arasındaki farkla ilgili bir, bir şeyler yazmalıyız. Fark miktarı ne? Bu farkı da d ile gösterelim. d de fark olsun d ardışık terimler arasındaki farka eşittir ve sabittir. Peki parantez içinde yazdığımız bu sayılar neydi? 23. terimin formülünde 22 yazmışız, 19. terimin formülünde 18 yazmışız, 3. terimin formülünde 2 adet 3 eklemişiz, 4. terimin formülünde 3 adet 3 eklemişiz. Yani kaçıncı terimse o terimin 1 eksiği kadar eklemişiz. O terimin 1 eksiği ile çarpmışız. Yani n eksi 1 adet. Düşününce gayet mantıklı aslında çünkü birinci terime 0 adet 3 ekleniyor, ikinci terime 1 adet, üçüncü terime 2 adet. O halde n'inci terime ulaşmak için birinci terimimize n eksi 1 adet 3 eklememiz gerektiği çok açık. Bu formüle aritmetik dizilerde n'inci terimin formülü denir. Şunu sakın unutmayın, hangi terimi bulmak isterseniz isteyin, bilmeniz gereken tek şey ardışık terimler arasındaki sabit farktır. Ve sesim için, kısık sesim için özür diliyorum.